O1 merkezli AB çaplı yarım çember O merkezli çemberin merkezinden geçmektedir. Doğrusallığı vermiş bizden x'i istiyor. Şimdi soruyu çözmeden önce bilmemiz gereken çok önemli bir hatır var. Onu hatırlatalım. Nedir o? Bir çemberde arkadaşlar şu AB çapımız olmak üzere. Bu çap uçlarından bir üçgen çıkartırsanız bu üçgen her zaman ne olacaktır? Dik üçgen olacaktır arkadaşlar. Yani çapı gören açı kaç derece? 90 derecedir. Kuralını hatırlatıyorsunuz, size. Doğru mu? Bakın şurası AB çapuşları. Şöyle bir üçgen çizdiniz. Bu üçgen ne olmak zorunda? Dik üçgen olmak zorunda. Sebep hikmeti neydi? E şurası bakın yarım daire değil mi? Yarım çember. 360 bölü 2'den 180 derece değil mi? E bu vatandaş onu gören çevre açı yarısını olacaktır? 90 derece. Onun için bunu unutmak yok. Çapı gören açı 90 derece. Şimdi bakıyoruz AB çap. E şuradaki vatandaş o çapı görüyor. Ha, demek ki burası kaç derece olmak zorunda? 90. O zaman burası 90 ise o ters açı burada 90 olacak mı? E şimdi o merkezmiş çemberimizin. O zaman burası 90 ise merkez açıdan burada ne gelecek? 90 derece mi? Peki bura 90 derece ise x onu gören çevre açı yarısı 45 derece. Aradığımız cevap B şıkkı. O merkezli çember 40 dereceyi 80 dereceyi vermiş. Bizden x'i istiyor. Şimdi arkadaşlar O merkez O D yarı çap. O zaman gelir ben O çizersem o da yarıçap. çap. E, yarı birbirine eşit. Dolayısıyla buradan ne olacak arkadaşlar? Bir ikizkenar üçgen. Dolayısıyla burası 40 derece ise burada ne gelecek? 40 derece gelecektir. E 40 40 80. Demek ki buraya ne kaldı? 100. E burası 100 derece ise bakın merkez açıdan bu CD yayı da ne olacak? 100 derece gelecektir. Şimdi şu 80'i kullanalım. Dikkat ediniz 80 derecelik açının ucu yani B köşesi çember üzerinde. Ha o zaman burada ne olur? Çevre açı. E 80 derece burası ise şu karşısındaki yay 2 katı yani kaç derece olacak? 160 derece. E dikkat edin 100 derecelik kısmı buradaydı. Demek ki şu AD yayına ne kaldı arkadaşlar? 60 derece. Ha, bizim x onu gören zaten merkez açı. Demek ki x 60 derece. Aradığımız cevap C şıkkı. AB çaplı o merkezli çemberde dikliği vermiş. 50 derecemiz var. Yukarıdaki verilere göre BAC x kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi burası 50 derece. Ters açıdan burada ne gelecek arkadaşlar? 50 derece. Peki 90'ımız var. Burası 50 ise buraya ne kaldı arkadaşlar? 40 derece. Şimdi dikkat edin. O merkez. O zaman bu OK ne olacak arkadaşlar? Yarıçap. Peki OB? O da yarıçap. çap. Ha, bakın ne oldu? İkiz kenar. O zaman burası 40 derece ise ikiz kenarlıktan burada ne gelecek? 40 derece. Şimdi dikkat edin. Bu 40 derece köşesi çember üzerinde. O zaman burada ne var? Çevre açım. E bu 40 derecenin karşısındaki yay şu AK yayı değil mi? O zaman burası 40 derece ise karşısındaki yay çevre açı iki katı 80 derece. Peki o 80'i gören bir merkez açı var görüyor musunuz? Adana, Ordu, Kastamonu açısı doğru mu? Bakın merkezdeki açı 80'i gören merkez açı. O zaman burada ne olacak? 80 derece. E zaten şurası da bakın ters açıdan 90 derece. ha X'e ne kaldı? 10 derece doğru mu? 90, 80, 170, 180'den çıkar 10 derece. Aradığımız cevap B şıkkı. AB çaplı yarım çemberde BC EC'ye eşitmiş. Hemen gösterelim. EC ile BC birbirine eşitmiş. ECB açısını 110 derece vermiş. Bizden ATC x açısının ölçüsünü istiyor. Şimdi bakın burası 110 derece ise bunun karşısındaki yay, çevre açıdan ne olacak? 140 derece, doğru mu? Peki onun karşısındaki yay ne olacak? Şöyle şeklimizi çembere tamamlarsak şu mavi ile tamamladığım kısım olacak. Kaç derece? 112 katı 220 derece. Peki burası 220 ise çemberin geri kalan kısmına ne kaldı? 140 derece. Şimdi dikkat edin. Şöyle bir kural vardı arkadaşlar. Onu bir hatırlatalım hemen, hatırlayalım. Bir çemberde eğer eşit uzunlukta kirişler görürseniz bu kirişlerin arkasındaki yaylar da birbirine ne oluyordu? eşit olurdu. E şimdi BC ile EC kirişleri birbirine eşit. O zaman bunun arkasındaki şu BC yayı ile bu vatandaşın arkasındaki EC yayı birbirine eşit olacak. Geriye ne kalmış demiştik? Şu EB yayı için 140 demiştik değil mi? 110'un karşısı 220. 360'tan çıkar 140. O zaman kaç kaç böleceğiz? 70, 70. Şimdi benden nereyi istiyor? X'i. O zaman X'i merak eden vatandaş şu yayın ölçüsünü bulmalı. Neden? E çünkü bakın tam x'in karşısındaki çevre açıyı oluşturan yer. Ha o zaman bana şurası lazım bakın. Şu vatandaş e a yayında bulmam gerekiyor. Bulabilir miyim? Bulurum. Şu sorunun başında çizdiğim mavi yay kaç dereceydi? 220. E şuradan aşağısı arkadaşlar yarım çember 180. Demek ki buraya ne kaldı? 40. Ha 70 40 da 110. Demek ki x'in karşısındaki o çevre açı yay kaç dereceymiş? 110 derece. O zaman x yarısı olacak 55 derece. Aradığımız cevap B şıkkı. O merkezli AB çaplı çemberde OEDC'ye eşit 72 dereceyi vermiş. Bizden X'i istiyor. Şimdi soru çözmeden önce size bir bilgi bir kuraldan bahsedeyim. Hatta bu kural değil de bir soru çözüm tekniğinden bahsedeyim. Size ne diyorduk? Eğer size bir eşitlik verilirse bakın OE ile DC birbirine eşit ya. Bu eşitlik arkadaşlar bu vaziyette ise yani birbirleriyle alakası yoksa o eşitlikten size fayda gelmez diyorduk. Yani şu vatandaşın buna eşit olmasının hiçbir anlamı yok. Ya da bu vatandaşın şuna eşit olmasının hiçbir anlamı yok diyorduk. Eğer eşitlik varsa şöyle olmalı. Birer köşesi ortak olmalı. Ben de şöyle uçlarını birleştirmeliyim. Karşıma ne çıksın İkiz kenar. Yani eşitliğin anlamı %99 budur. Ha, istisna durumlar yok. Bu var tabii ki ama çoğunlukla ilk aklınıza ne gelecek? Ben bu eşit parçaların uçlarını birleştirmeliyim o geldi. Peki birleştirebilir miyim bu arkadaşların uçlarını? E çok rahat. Neden? Bu eşitliğin bir parçası olan OE dikkat edin yarı çapa eşit. E çemberde de bir sürü yarı çap var. Dolayısıyla o yarı çaplardan bir tanesi benim istediğim eşitliği verebilir gibi. Bakın şu OD'yi çizersem ha, bu da yarı çap. E, dolayısıyla bakın ne yaptım? İkiz kenarı yakaladım. OE'nin DC'ye eşit olmasının hiçbir anlamı yok. Ama OD'nin DC'ye eşit olmasının çok büyük anlamı var. Niye? E çünkü ikiz kenar çıktı. Daha ne olsun? E burası X'e, ise burada X olacak mı? X ile X'in toplamı 2X. Üçüncü açının dışı bana buraya verecek mi? Bakın burada da bir X kenar var. Süper. O zaman burası 2 xe ise burada ne olacak arkadaşlar? 2X. Şimdi burayı can kulağı ile dinleyin. Hep biz ne diyoruz? İki tane iç açının toplamı üçüncü açının dışına eşitliyoruz. Doğru mu? Genelde de hep ne yapıyoruz? Örnek olarak şunu veriyoruz. İşte burası A olsun. Burası B olsun. İkisinin toplamı üçüncü açının dışı. Bana burayı ver. A artı B'yi ver diyoruz. Evet genelde hep biz ne yapıyoruz? Bunu gösteriyoruz. Sorularda genelde böyle olur. Ama bu her zaman böyle olacağı anlamına gelmiyor. Bakın şu üçgene bakın. İki iç açının toplamı. Yani 2 x ile 2 x'in toplamı 4 x. Bana neyi verecek? Üçüncü açının dışını. Yani şu açının dışını verecek. Peki dışından kastımız ne? Onu 180'e tamamlayan. E bu yeşil açının 180'e tamamlayanı kim? 72 ile x. Ha o zaman bu 2x ile 2x'in toplamı 72 artı x'e eşit olmak zorunda. Bunu da arkadaşlar görmeye çalışın. Yani şuraya gelip de 180 eksi 4x yazıp sonra doğru açı hepsini toplayıp 180 eşitlemeyin. Zaman kaybı. Hocam ne olacak ya 5-10 saniye bir zaman kaybı demeyin. Bir soruda 5-10 saniye olur. 20 soruda ne olur arkadaşlar? 2-3 dakika olur. O da neredeyse bir soru iki soruya tekabül edebilir. Onun için olabildiğince ne yapın? Şu hızlı görme işinizi e, pratik hale getirin. 2 iç açının toplamı 3. açının dışı. 3. açı yeşil açı dışı kim? 72 ile x. O zaman 2x 2x 4x 72 artı x eşit. At bunu tarafa 3x 72'den x kaç derece geldi? 24 derece. Aradığımız cevap D şıkkı. O1 ve O2 merkezli çemberler F ve P noktalarında kesişmektedir. Bize 10 derecelik açıyı vermiş E, O1, O2 yani X açısının ölçüsünü istiyor. Şimdi arkadaşlar iki tane çember eğer birbirinin merkezinden geçiyorsa şekil A'da gördüğünüz gibi bakın O1, O2 iki tane merkez ve çemberler bu merkezlerden geçiyor. İki çember birbirinin merkezinden geçiyorsa orada eşkenar üçgen vardır. Onu yakalayacaksınız. Nasıl oluyor iş? Bakın şöyle gösterelim. Şu çemberin biri olsun. Bu da arkadaşlar diğer olsun. Ne güzel çizdim. Bu da şöyle diğer olsun. Bakın iki çember birbirinin merkezinden geçecek şekilde. Burası birinin merkezi. Burada diğerinin merkezi. Ne dedik? Eşkenar üçgen var. Neden var? Şimdi bakın şurası merkez ya. Şunu çizersem yarı çap olur. Doğru mu? Re. Peki şunu çizersem bu da yarı çap olur. Re. Şimdi şu merkeze bakın. Bu merkeze göre şu vatandaş yarı çap R ise o zaman bu vatandaş yarı çap. Bu da ne olmak zorunda? R. R, R, R. Ha Bakın ne oldu? Eşkenar üçgen. O zaman bizim soruda da olmalı. Bakıyoruz. O1, O2 arası yarı çap R. E, O2'den F'ye kadar yarı çap R. E, O1'den F'ye kadar yarı çap R. O zaman ne oldu arkadaşlar? 3 tane eşit R oldu. Yani eşkenar üçgen geldi. O zaman bu şekil artık eşkenar üçgen. Burak kaç derece? 60. Köşe 60. Doğru mu? Ve şuranın tamamı da 60. Peki 10 da yanında var şurada. Ha, o zaman orada bir 70 oluştu. Nerede? Bakın O1 E O2 üçgeni görüyor musunuz? 60 vardı. 10 da yanına yazmışlar. 70. O zaman ikiz kenar burada 70 oldu mu? Hocam ikiz kenar nereden çıktı? E, O1 O2 yarıçap, O1 E yarı çap. Ha, ikizkenar kenar. O zaman burası 70. Burada 70. 140. X'e ne kaldı arkadaşlar? 40. Aradığımız cevap E şıkkı. ABCD karesinin çevrel çemberi T noktasından geçmektedir. 20 dereceyi vermiş. Bizden X derecelik açıyı istiyor. Şimdi arkadaşlar şunu hatırlıyorsunuz doğru mu? Hemen şöyle bir hatırlayalım. Göstereyim size. Şu bir çember olsun. Şu kirişin uzunluğuyla bu kirişin uzunluğu birbirine eşit olsun. Diyorduk ki kiriş boyları eşitse arkasındaki yaylarda birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda diyor. E şimdi bakın burada ABCD bir kare. E ben biliyorum ki AB kenarı, BC kenarı, CD kenarı, AD kenarı dördü de birbirine eşit. O zaman bu dördünün arkasındaki yaylar da birbirine eşit. E 4 tane yay 360/4'ten bölü 4'ten, ha demek ki her bir yay kaç derece olacak? 90 derece. Yani bir çemberin içerisine kare çizerseniz Otomatikman ne yapıyorsunuz? 4 tane 90 dereceye ayırmış oluyorsunuz. O zaman şu açı bakın şu karşıdaki 90'ı gören çevre açı değil mi? E 90'ın yarısı demek ki burak kaç derece? 45 derece. E şurası 20 ise köşe 90 malumunuz buraya 70 kaldı mı? 70, 45, 115. 180'den çıkartırsak x'e ne kaldı? 65. Aradığımız cevap c şıkkı. Yarı çaplar oranı 1 3 olan çemberlerden küçük olanı büyük çembere P noktasında AB çapına ise T noktasında T Buna göre PKT X kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi soruyu çözmeden önce size bir hatır yapalım arkadaşlar. Neyi hatırlatacağız? 2 tane çember. Eğer birbirine T etse yapacağınız hareketlerden en güzeli merkezlerini birleştirmek olacaktır. Çemberlerin merkezlerini birleştirdiğiniz zaman... Bu merkezleri birleştiren doğru parçası her daim teğet oldukları noktadan geçer. Eğer çemberler şekil adı olduğu gibi birbirine içten teğetse siz merkezleri birleştirdiğinizde yine doğru parçası teğet olduğu noktaya varacaktır. Mesela burada nasıl olacak? Bakın O ile tam teğet oldukları noktanın arası P, doğru mu? İşte onu birleştirirsem işte sarının merkezi de tam şunun üzerinde ortada olacaktır. Ha demek ki iki çember birbirine teğetse ister içten ister dıştan fark etmez. Ne yapıyorsunuz? Merkezleri birleştiriyorsunuz. O doğru parçası nereden geçiyor? İkisinin teğet olduğu noktadan. Ya da nereye varıyor? İkisinin teğet olduğu noktaya. Bana neyi vermiş? Yarı çapları 1 bölü 3'ü. Ne demek bu? Yani ben şuraya R dersem küçüğün yarıçapına, çapına. Büyüğün yarı çapı OP ne olacak? 3R. O zaman bakın buraya ne kalacak? 2R. Peki bir de neyi biliyordum ben arkadaşlar? Bir çembere teğet çizerseniz merkezle teğetin ye birleştiği yer kaç dereceydi? 90 derece. Bakın gelir şu merkezi T ile birleştirirsem burada ne olacak? 90 derece. Peki şu çizdim yarı çap değil mi? O zaman burada R. Ha, bakın ne oldu? R 2 R. Her dik üçgen nasip olur mu? Olmaz değil mi? Hipotenüs ne zaman herhangi bir dik kenarın iki katı oluyordu? 30 60 90 üçgen. Aa, demek ki burada kaç derece arkadaşlar? 30 derece. Burası kaç derece? 60 derece. O zaman burası 60 derece ise şu arkaya 120 derece kalır mı? Şimdi burası 120 derece ise hop şu P'den başlayıp T'ye kadar giden yay merkez açıdan kaç derece olacak? 120 derece. E o zaman arkaya ne kaldı arkadaşlar? Şu P'den bu tarafa doğru T'ye kadar olan yay. 360 eksi 120'den 240 derece oldu mu? Dikkat edin x sonu gören çevre açı doğru mu? 240'ın yarısı 120 derece. Aradığımız cevap C şıkkı. O merkezli çember OB ve OA içteki çembere K ve L noktalarında teğet 40'ı vermiş 70'i vermiş bizden x'i istiyor. Şimdi soruyu çözmeden önce gene benim size bir hatır yapmam gerekiyor. Böyle hatır gibi oldu ama hatır yapmam gerekiyor. Neyi hatırlatacağız? Şu bir çember olsun. Dışarıdaki bir noktadan teğet çizdiğiniz zaman bu teğetler arasındaki açıyla şu teğetler arasındaki yayın toplamı kaç dereceydi? 180 derece. Şimdi bu soruda da onu kullanacağım. Nasıl? Bakın şurası 40 derece. O zaman çevre açıdan şu KL yayı ne olacak? 80 derece. Peki bu KL yayı 80 derece ise yani teğetler arasındaki kalan yay 80 derece ise o zaman bu teğetler arasındaki açı kaç derece olacak? 100 derece. Doğru mu? Toplamlarının 180 olması için. Şurası neydi? 80 derece. Peki burası 100 derece ise büyük çembere bakın. Merkez açı B'den A'ya kadar olan yay o da 100 derece olmaz mı? Peki burası 100 derece ise bakın BPA açısı o 100 dereceyi gören çevre açım 50 derece olmaz mı? Ha şimdi ne oldu? 70 50 120. Buraya 60 kaldı mı? Peki burası 60 ise ters açıdan burada 60 olacak mı arkadaşlar? Dikkat edin şurası 100'dü. E, buraya da 60 bulduk 160. Aa, o zaman bu x'e ne kaldı? 20 derece, doğru mu? Bursa, Ordu, Lüleburgaz üçgene bakın. Bir köşesi 100 derece, bir köşesi 60 derece. O zaman bu bu köşeye de ne kaldı? 20 derece. Aradığımız cevap D şıkkı. Sorumuzun başında bir bilgi var. Okuyalım. Akrep bir saatte 30 derecelik yol, 1 dakikada ise 1 bölü 2 derecelik yol alır. Yelkovan bir saatte 360 derecelik yol, 1 dakikada ise 6 derecelik yol alır demiş. Ha, bu bizim böyle ezberlememiz gereken bir bilgi mi? Yok gayet kendimizde keşfedebiliriz. Nasıl? Şimdi akrep dediğimiz hangisiydi? Şu minik vatandaş doğru mu? Mesela bu minik vatandaş kaçı göstersin? 7. Bir saat sonra kaçı gösterir? 8'i. Şimdi bizim saatimizde kaç tane saat var? 12 tane. 12 tane de aralık var. O zaman 360 bölü 12'den her bir aralık kaç derece? 30 derece. Yani bizim minik arkadaş akrep 7'den 8'e kadar bir aralık kadar yol almalı. E bir aralık kaç dereceydi? 30 derece. Ha o zaman bizim akrep 1 saatte 30 derece dönüyor. Peki 1 dakika, 1 dakika dediğimiz saatin 60'ta biri. O zaman 30 derecenin 60'ta birini alırsak ne gelecek arkadaşlar o da? 1/2 bölü 2 derece gelecekti. Ha demek ki kısa olan akrep 1 dakikada 1 bölü 2 derecelik yol alıyormuş. Peki uzun için bakalım. Yelkovan'a. O ne yapıyor arkadaşlar? 1 saatte başladığı yerden dönüp dolaşıp tekrar aynı yere geliyor. Yani çemberi tamamlıyor. 1 saatte. O zaman 1 saatte 360 derece dönüyor. E 1 dakikada 60'ta biri 6 derece döner. Yani o kadar yol alır. Ha çok da ezberlememiz gereken bir bilgi değilmiş. Zaten biraz düşünce ne yaparız? Kendimiz de keşfederiz. Şimdi diyor ki şekildeki dairesel saat saat 3 iken akreple yelkovan arasındaki açı 90 derecedir. Evet şurası 90 derece. Merkez açı da, mi? Bakın 3 tane aralık var. 30, 60, 90. Merkez açı gördüğü yaya eşit. Yani şu yaya eşit. O da kaç derece? 90 derece. Pekala. Bura 90 derece. Diyor ki 10 dakika sonra. Ha 10 dakika sonra bizim şu uzun arkadaş nereye gelecek? Buraya mı gelecek? Ha bakın buradan buraya uzan kaç derece dönecek? 60 derece. Doğru mu? Neden? Yelkovan ne yapıyordu? 1 dakikada 6 derece dönüyordu. O zaman 10 dakikada 60 derece döner. Yani şuraya gel. O zaman bu araya ne kalır? 30 derece. Fakat bu süre zarfında minik arkadaş bizim akrepte boş durmuyor doğru mu? Ne yapıyor? Bir miktar çok hafif de olsa bir miktar ne yapıyor? Şöyle aşağıya doğru gidiyor. Peki ne kadar yol gidiyor? Bizim akrep ne yapıyordu? 1 dakikada 1 bölü 2 derecelik yol alır doğru mu? O zaman 10 dakikada 10 çarpı 1 bölü 2'den 5 derecelik yol alır. Ha o da şöyle minik bakın şurada tam gözükmüyor ama 5 derecelik yol alır mı? 30 burada var. 5'te bu arkadaş fark açtı. O zaman toplam kaç derecelik açı oldu arada? 35 derece. Yani saat 3'ü 10 geçe akreple yelkovan arasındaki açı kaç dereceymiş? 35 derece. Bir de arkadaşlar şöyle bir formül vardı. İsterseniz onu da hatırlatayım. Şuraya hatırlayayım. Neydi o formül? Akrep ile yelkovan arasındaki açı yani alfa eşittir. 60 saat eksi 11 dakika bölü 2 formülüyle ne yapılabiliyordu? Hesaplanabiliyor idi. Belki hatırlıyorsunuz. Belki ilk kez gördünüz. Hiç önemli değil. Böyle bir kural da var. Peki bu kurala göre soruyu çözelim. Oluyor mu hakikaten? 60 saat saat yerine 3 yazarsak 180. Eksi 11 dakika dakika yerine 10 yazarsak 110 bölü 2. Ha 70 bölü 2'den o da bakın hakikaten kaç derece geldi? 35 derece. Fakat bu birazcık ezbere kaçıyor. Belki sevmeyebilirsiniz ya da çok hoşunuza gidiyordur. Bilemiyorum. Ben size onu da göstereyim. Artık canınızın istediğini ne yaparsınız? Kullanırsınız. Ama şu mantığı kavramaya çalışın çünkü matematikte de bazen problem tipi karşınıza gelebilir. Orada da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Kullanabilirsiniz aklınızda buluna Evet, cevabımız D şıkkı. Çeyrek çember şeklindeki karton EH boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi A noktası O noktası ile çakışmaktadır. Yukarıdaki verilere göre EBO x kaç derecedir diye sorulmuş bize. Hocam bir katlama sorusu. Ne yapıyoruz? Aynı şey katlanmış şeklin üzerinde orijinali çiziyoruz. Hocam bu çember hiç fark etmez. Ne olursa olsun bir şekli katlıyorsanız arkadaşlar soruyu katlanmış şekil üzerinde çözeceksiniz ve onun orijinalini oluşturacaksınız. O kadar. Hemen o zaman orijinalini oluşturuyorum. Şunu şöyle uzattım. Şöyle tamamladım. Burası kimdi? A köşesi. Katladım. O'ya geldi. O zaman AH kaç birimse OH da o kadar birim olmalı ki katladığımda üstüne gelebilsin. O zaman şöyle yapalım. Buna T diyelim. Burada T olsun mu? Ha bakın böylece OA ne oldu? 2T. Peki OA ne? Yarı çap. Ha demek ki bizim çemberin yarı çapı 2T'ymiş. O zaman o gelir şunu E ile birleştirirsem. Bu da yarı çap 2T olmaz mı arkadaşlar? Peki başka ne biliyorum? Şuradaki vatandaş katlanınca buraya geldi mi? O zaman bu iki açı birbirine eşit. E toplamları da 180 olduğuna göre ha demek ki buralar kaçar derece? 90'lar derece. Şimdi dikkat edin. Edirne, Hakkari, Ordu ne oldu? Bir ikiz kenar, şey özür dilerim bir dik üçgen oldu. E, dik üçgene dikkat edin. Bir kenarı T iken hipotenüsü 2T. Her dik üçgen nasip olur mu? Olmaz değil mi? 30'un karşısı T iken 90'ın karşısı 2T. O zaman buraya ne kaldı? 60. Peki bu bir çeyrek çember. O zaman köşe kaç derece? 90. 60'ı buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 30 derece. Peki şu yarı çap 2T ya. E bu vatandaş bu da yarıçap çap. O zaman bu da 2T. Ha ne oldu? İkiz kenar üçgen. Tepe açısı 30. 180'den 30'u çıkar. 150 2'ye böl. 75. 75. Demek ki bizden istenilen x 75 derece. Aradığımız cevap B şıkkı.